Şöyle başlayayım. Bu bir kere zaten sistematik olarak yayılan bir ırkçı dalga vardı. Ama bu depreme özel, buraya özel ayrı bir çalışma yürütüldüğünü düşünüyorum. Şöyle ki bir devlet şu kararı verdi. Özellikle AKP, MHP, Faşist Koalisyonu şu kararı verdi. Hatay'ı gözden çıkarıyoruz dediler. Çok belli çünkü. Yani bu bana benim kişisel gözlemimden öte bir şey. Hatay'a yapacakları şeyler belliyken hiçbirini yapmayarak bu hamleyi gösterdiler. Asıl kritik kararları şuydu. Hızlı bir şekilde Hatay'ı insansızlaştırmamız, boşaltmamız lazım dediler. Şimdi ne yaptılar? İlk günden itibaren bu insanlar çadır yok, ekmek yok, su yok, tuvalet yok, ilaç yok. Yaralılar ve yağmur altındalar. İlk gelenler de buraya sosyalistler. Şimdi devlet buraya saydığım şeyleri yapmadı. Yetmedi, bir de üzerine insanlara teşvik edercesine İstanbul'a, Mersin'e, oraya buraya gitmek isteyen ailelere araçlarımız mevcuttur gibi sürekli bir tatlı dille. Sonrasında kalanlara da hayır ben buradan cenazemi almadan ya da yaralımı almadan gitmem diyenlere de ortamı germeye başladılar. Neler mesela? Silahlı, paramiliter güçler dolaşmaya başladı. Yetmedi, baraj patladı, çay geliyor yalan sosyalistler ve o günden sonra kırılma başladı. İnsanlar cenazesini bırakıp gidenler mi dersiniz? Buraya gelen binlerce gönüllünün haklı olarak korkudan gitmesi mi dersiniz? Çünkü gönüllülerin de dayak yediği, linç edildiği, enkazın başında yaralı ya da cenazesini bekleyen ailenin de dayak yediği, herkesin Suriyeli muamelesi gördüğü bir ortam. Kesinlikle ve kesinlikle bir yerde yağma yapılıyor mudur? Yapılıyordur. Yağma yapan var mıdır? Vardır bu kadar böyle yıkım olduğu yerde. Ama bunu topyekun Suriyelilere yıkmak devlet politikasıdır. Çok bilinçli bir hamledir. Öyle bir şey yok hocam, çok açık söylüyorum. Şöyle düşünün. Biz askerle beraber giriyoruz değil mi? Mesela tuvalete su tesisatı düşeceğiz. Dükkanın içine doğru giriyoruz. Su tesisatı, boru ısıtma makinesi alıyoruz. Ne yapacağız şimdi? Biz yağmacı mıyız? Anlatabildim mi? Ya da bir kadını düşünün. Suriyeli bir kadın giriyor markete. Bilgisayar alırsa bu bir yağmadır. Ama oraya girdiğinde iki paket bebek beziyle çıkıyorsa bu bir yağma değildir. Hem hukuken hem ahlaki olarak anlatıyorum. O yüzden de bu yağmadan kaynaklı bir gerilim değil. Devletin bilerek buraya işlettiği politikalarla alakalı insansızlaştırma, Antakya ve Hatay'ı komple boşaltma, ondan sonrasındaki uzun vadeli inşaat planları ya da rant planlarıyla alakalı bir şeyi hayata geçirmek için burada gerilimi tırmandılar, ırkçılığı tırmandırdılar. Takip edebildiğim kadarıyla Ümit Özdağ faşisti bunun başını çekenlerden Türk Ceza Kanunu 216. maddeyi alenen ihlal ediyoruz. Yani derhal gözaltına alınması gerekiyor. Tutuklanıp tutanmamasını geçtim yani. Bu adam alenen cinayetin zeminini hazırlıyor. Ve şu anda Suriyelilerin burada hiçbir can güvenliği yok. Düşünsenize. Evet. Yağma yapmasa bile artık açık hedefler. Buraya Suriyelileri avlamaya gelen insanlar var. Ve biz Suriyelilere çorba dağıtıyoruz. Önümüzde de hemen hiçbir şey çaldıkları da yok. Yani ne yapacağız? Binlerce Suriyeliden bahsediyoruz. Ve onların da cenazeleri var. Onların da yaralıları var. Bize bakmazlar diyorlar. O yüzden de bu karanlık ortamı devletin bu ilk başta anlattığım politik hamlelerinden ve kararlılığından dolayı aldığına biz eminiz. Gözlemimiz bu. Şu andaki odaklarını da söyleyeyim. Sosyalistler çok doğru bir hamle yaptı. Bu arada biz de böyle buraya şov yapmak için gelmedik ya en nihayetinde. Benim bir sürü yoldaşımın, bir sürü ailesi, bir sürü arkadaşım, herkes gibi canını verdi. Yani bir sürü bizim cenazemiz var. Şimdi şöyle düşünün. Bizim kriz masamız şöyle çalışıyor. Parti üyelerimiz var. Onlar parti önüne gidiyor. Gönüllülerimiz var. Turuncu ve sarı yelek giyiyorlar. Parti üyelerimiz her gün bana geliyor. Yoldaş, kuzenlerimin cenazesini defnedip geliyorum. Böyle bir ortamdayız. Bilmiyorum anlatabildim mi? Çok yani iyi, çok travmatik, korkunç bir ortamdayız. Evet. Ve buna rağmen çalışıyor arkadaşlar. Buna rağmen. Haliyle devlet buna şu anda gözünü dikmiş durumda. Sosyalistler çok doğru, kritik bir hamle yaptı. Bize özel değil sadece bu. Ama biz elimizden geleni yapıyoruz. Güneş enerjisi paneliyle şarj ünitesi kurduk, tuvalet çektik. Ne bileyim çorba tezgahını hemen ikinci gün getirdik. Çay kazanları kurduk, halk çadırı kurduk. Çocuk koordinasyonu kurduk. Kayıp çocukları buluyoruz, aileleriyle buluşturuyoruz. Bütün bu ağları hızlı bir şekilde komitelere ayırıp bulduk. Devlet de bunun farkında. Zaten rezil rüsva olmuş halk düşmanları bunlar. Ne oluyor? İtibar kaybettikleri için buradan da sosyalistler halkla gerçek buluşmasını sağladığı için olması gereken o aradaki suni perde kalktığı için gerçek halkın dostlarının kimler olduğunu biz, çünkü biz kendimiz halkız ve biz böylesi bir zemin yakaladığımız için insanlar devlet nerede demiyor artık. Lanet olsunla başlayan helal olsun yoldaşlar burada diye bir sürü jandarmadan itfaiye, yani madenciler
gönderilmiş buraya ama hiçbir şeyleri yok, öyle düşünün. Sigaraları yok, çorbaları yok, kafa lambaları yok, kafa lambalarının pilleri yok. Evet. Her şeyi bizden temin ediyoruz. Bütün herkes çıplaklığıyla gördü. Yani evet, artık biraz sonra Süleyman Soylu gelecek. Hani aklıma böyle çıplaklık ve kel vurgusundan hemen imgelendi. Biraz sonra gelecek. 9. günde teşrif ediyor. Ben size söyleyeyim olacakları. Ultra güvenlik önlemi alacaklar. Çünkü burada bir sürü devrimci var. Korkarlar onlar. Bizden çok korkuyorlar. Oysa bizim derdimiz Süleyman Soylu falan değil. Biz hala da bir kişiyi daha kurtarabilir miyiz? Bir kişiye daha çorba verebilir miyiz derdi. O yüzden de uzun zamanınızı almayayım. Biz bu doğru hamleye, bu doğru müdahaleye, bu doğru dayanışma ağını ördüğümüz için, bütün metropollerden buraya uzanan eli çok doğru bir şekilde ördüğümüz için şu anda bütün odakları burayı nasıl dağıtırız, Gezi'ye nasıl girdikleri gibi bu devrimcileri buradan nasıl tasfiye ederiz? Bence şu andaki bütün planları bu. Etrafımızda da buna benzer gözetlemeler yapıyorlar. Öyle değil.